Line TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Diyarbakır'da iki polisin şehit olduğu operasyonda bir canlı bombanın kendini patlattığı ortaya çıktı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği iki polis memurunun şehit olduğu, 7 IŞİD'linin öldürüldüğü, 15'inin ise sağ yakalandığı operasyonun ardından polis tarafından iki hücre evinde arama yapıldı. Aramada 2 adet Kaleşnikov, 8 tabanca, el bombası gövdeleri, patlayıcı maddeler ve mühimmatlarla örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Diyarbakır'ın acı tablosunun örgüt mensuplarının gizlenmiş oldukları bir eve giriş esnasında canlı bombanın kendisini patlatmasıyla yaşandığı belirtildi. Ve hücre evinin komşuları konuştu. Karanlık perde takmışlar. O gün ben pazara geldim, buraya dikkatli çektim. Ben diyeyim niye bunlar böyle yapmışlar. Valla şüphelendim. İnan ki şüphelendim. Ben diyeyim niye bu dublis böyle olmuş. Bazıları ise onlardan hiç şüphelenmemişti. Valla ben şüphelenmesine şüphelenmedim. Şimdi 4 tane gençli. Yalnız geldikleri gün ben getirdim kendilerine. Erkek olarak ona da erkekti diye. Hoş geldiniz falan, biz konuşuyoruz. Ben de yan tarafta oturuyorum diye. Bu şekilde tanıştı. Yani normal gençti, böyle sakalsızdılar, hiç içi de benzemiyor, normal bizim gibi giyiniyordular. Hiç öyle tipleri yoktu. Şehit olan özel harekat polislerinden Sadık Özkan, memleketi Adana'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır'da terör örgütü IŞİD militanlarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen Sadık Özkan'ın cenazesi memleketi Adana'ya getirildi. 25 yaşındaki polis memuru Sadık Özkan'ın cenazesi memleketinde kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Bekar ve 3 yıllık polis memuru olan Özkan'ın cenazesi helikopterden indirildikten sonra dede Celal Bilgi torununun tabutuna sarıldı. Baba Hacı Bayram Özkan ise oğlunun fotoğraflarını öperek gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının yürek yakan ağıtları karşısında polis memurları da gözyaşlarına engel olamadı. Binlerce kişinin katılımıyla şehidin cenaze namazı kılınırken mahalle mezarlığında defnedildi. Ve polis terör örgütü IŞİD için harekete geçti. İstanbul, Kocaeli ve Konya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Konya, Kocaeli ve İstanbul'da hareketli saatler yaşandı. Önceden tespit edilen adresleri düzenlenen baskınlarda çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü belirlenen IŞİD militanlarının kaldığı evlere şafak operasyonu yaptı. Operasyon yeri kent merkezi ve Çumre ilçesiydi. Eş zamanlı yapılan operasyonlar devam ederken ilk anda gözaltına alınanların sayısı 30'u buldu. Kocaeli'de de 14 kişi gözaltına alındı. İstanbul Sultanbeyli'de de ekipler, polis helikopteri ve özel harekat polislerinin desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Sultanbeyli'de bir şüpheli polisten kaçmak isterken ikinci kattan düşerek yaralandı. Operasyon düzenlenen dairelerin birinin duvarında tevhide çağrı şeklinde asılmış bir pankart dikkat çekti. IŞİD vahşet ve korku saçmaya devam ediyor. Kürt rehinelerin zulümden kurtarılma anları ortaya çıktı. Kürt rehineler IŞİD'den kaçıyor. IŞİD'in elindeki Kürt rehinelerin tutuldukları cezaevinden kurtarılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı. 69 tutuklunun infazdan özel kuvvetler tarafından kurtarılış anı görüntülendi ve esirlerin kanlı gömlekleri dikkat çekti. Özel kuvvetler yanan binadan rehineleri helikoptere götürmeden önce bastıkları yerde IŞİD militanlarını bulmaya çalıştı. Bir Amerikalı çavuş baskın sırasında hayatını kaybetti. Kaynaklara göre Amerikalı özel kuvvetler ilk defa direkt kara operasyonuna katıldı ve IŞİD'le çatışmalar saatlerce sürdü. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Davutoğlu'nun
Suriye'de PYD'yi iki defa vurduk açıklamasına tepkiliydi. Türkiye için PYD'nin değil, IŞİD'in tehdit olduğunu belirten Demirtaş, İmralı'yla ise 6,5 aydır görüşemediklerini söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün akşam katıldığı bir programda Türk ordusunun PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'yi vurduğunu açıklamıştı. Davutoğlu, Fırat'ın batısına PYD geçemeyecek. Geçtiği anda da vururuz dedik. İki kere de vurduk diyerek kapıyı PYD'ye tamamen kapattıklarını gözler önüne sermişti. Bu duruma HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan tepki vardı. Seçim arifesinde oraya dönük işte saldırıların olduğuna, müdahalelerin olduğuna dair Davutoğlu gururla açıklamalar yapıyor. Bu belirtmek istiyorum ki bir utançtır. PYD'nin Türkiye'ye hiçbir tehdit gerçekleşmemiş haldeyken, Suriye Kürtleri Türkiye'ye sürekli kardeşlik, barış eli uzatıyorken Davutoğlu'nun orada IŞİD'i tehdit olarak görmek yerine PYD'yi tehdit olarak görmesi de onun utancıdır. Yalnız şunu iyi bilmesi lazım. Her kuşun eti yenmez. Demirtaş, İmralı'yla 6,5 aydır görüşemediklerini de söylerken bunun daha önceden öngörüldüğünü söyledi. Son görüşme 5 Nisan'da evet. Dolmabahçe mutabakatı gereğince müzakere başlamaz ve bunlar hükümet yeniden çatışmalı sürece dönerse muhtemelen sizi artık getirmeyecekler ve son görüşmemiz olacak. Dolayısıyla benim yapabileceğim başka bir şey kalmayacak gibi görünüyor. Bu da bir ihtimaldir demişti. Maalesef ki kendisinin kaygı olarak belirttiği ihtimal bugün Türkiye'de yaşanıyor. Gördüğünüz gibi 6,5 aydır İmralı ile hiçbir teması yok. Çatışmalar var. Dolmabahçe mutabakatı inkar edildi. Müzakerede masası devrildi ve her gün ölümlerle, savaşla yüz yüzeyiz. Bu acı gerçekle yüz yüzeyiz. MHP lideri Bahçeli ise Çankırı'da konuştu. Gündeminde çözüm süreci vardı. TRT'ye öfkelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır konuştu. Önce çözüm sürecine ilişkin konuştu Bahçeli. Çözümsüzlüğü diğer partilerle paylaşmaya gerek yok. Serhat Ahmet, sana sesleniyorum. PKK'nın kökünü kazmaya niyetliysen karşılıklı görüşüp birbirimize yalancı tebessüme gerek yok. Kökünü kazımak için ne yapıyorsan Milliyetçi Hareket varsa anlatacağım. Çözüm süreci buzdolabında söylemine sert çıktı. Çünkü bir koalisyon kurulduğunda çözüm sürecinin nasıl biteceğinden korkuyorlar. Buzdolabını almışlar. Buzdolabı yetmez. Fişini çek, onu orada kokut, sonra at. Silahlar betona gömülecekmiş. Niye betona gömüyorsun? Bir gün gelir birileri betonu kırar çıkartırlarsa ne olacak? Ne yapmanız lazım? PKK'yı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim edeceksiniz. Bahçeli'nin hedefinde bir de TRT vardı. TRT'nin yayınlarında AK Parti'ye 30 saat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 saat, CHP'ye 5 saat, MHP'ye 1 saat 10 dakika ve HDP'ye 18 dakika süre ayrıldığının açıklanmasıyla ateş püskürdü. İki tane, birisi başbakan yardımcısı, birisi Ankara milletvekilinin vesayeti altında seçim propagandası yapma aşağılığından dolayı kılıyor. Gün gelir, Cenab-ı Allah nasip ederse özel televizyonlara bir şey demiyorum. Ama hepimizin vergisiyle oluşmuş milletin televizyonunun da bir havuz başı televizyonu gibi hareket etmesinden dolayı biraz evvel ifade ettiğim gibi eğer Cenab-ı Allah nasip ederse TRT'den hesap sormazsam namerdim. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan için de konuştu. Ben inanıyorum Recep Tayyip Erdoğan geceleri uyuyamıyor. Acaba 1 Kasım'da seçim sonuçları farklı çıkar, AKP'nin dışında bir koalisyon oluşur ise benden bunun hesabını sorarlar. Veya birisi tek başına iktidar olursa hele hele beni hiç bırakmaz Yüce Divan'a gönderirler diye gece gündüz yatmıyor. Onun için muhtarların yakasından yapışmış yalvarıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Parti Genel Merkezi'nin kurşunlanmasına anlam veremediğini söyledi ilk olarak. Sonrasında ise yaklaşan seçimle ilgili ve çözüm süreciyle ilgili net söylemlerde bulundu.
kendilerine teşekkür ettim. Hangi gerekçeyle ateş ederler anlamakta doğrusunu isterseniz zorlanıyorum. Sonuçta biz düşüncelerimizi açıklıkla ifade eden bir siyasi partiyiz. Mehmet Ali Şahin'in Haziran'daki gibi bir sonuç çıkarsa yine sandığa gidilir açıklamalarına ise sert tepki gösterdi CHP lideri. Seçime gidiyoruz. Bir sonraki seçimin hesabı yapılıyor. Bu asla doğru değil. Yani tartıştık ama sonuçta seçime gidiyoruz. Şimdi daha oy kullanılmaya başlanmadan önce baka benim istediğim sonucu vermezsen ben seni bir daha sandığa götüreceğim. Vermezsen bir daha sandığa götüreceğim. Vermezsen bir daha sandığa götüreceğim. Bu doğrudan diyor halka yapılan bir şantaj. Yani bu şu anlama da geliyor. Ben halkın verdiği oya güvenmiyorum. Ancak benim arzu ettiğim sayıda bana milletvekili verirseniz o zaman ben size saygı duyacağım. Aksi halde ben ne sizin oyunuza ne de size saygı duyuyorum anlamına gelir. Dünyada birçok ülkenin koalisyonla yönetildiğini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin de bu şekilde yönetilebileceğini söyledi. Ama sonuçta bizim bu ülkeyi bir çıta atlatmamız lazım, bir demokrasi kültürü getirmemiz lazım, bir uzlaşma kültürünü pekiştirmemiz lazım. Avrupa'ya bakıyoruz. Ülkelerin çoğu koalisyonla yönetiliyor. Bizim neyimiz eksik? Biz de pekala ülkemizi koalisyonla yönetebiliriz. Barışı, huzuru, refahı kendi ülkemize getirebiliriz. Çözüm sürecinde siyasi bir rant amacı güdüldüğünü söyledi CHP lideri ve bu konuda partisinin kilit rol oynayacağını, sorunu çözeceğini dile getirdi. AKP'nin bir çözüm süreci vardı. Bugün geldiği nokta belli. Neden? Çünkü güvensizlik üzerine inşa edilmiş. Sorun parlamentoda çözülür. Parlamento dışında bu sorunu çözemezsiniz. Ve sorun bir toplumsal uzlaşmayla çözülür. Benim partim oy kaybetse dahi bu sorunu çözmek için biz her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. O kadar açık. Kılıçdaroğlu'nun son gündemi ise IŞİD'e Türkiye'den olan yoğun katılımlardı. 70 ilden katılım olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'na büyük görev düştüğünü belirtti. Doğrudan liderlerle olmasa bile ikinci aktörlerle daha sağlıklı, daha tutarlı görüşmeler yapılabilirdi. Fakat bu gerçekleşemedi. Bir Kasım sonrası gerçekleşir mi? İstanbul'da düzenlenen terör operasyonu sırasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. İstanbul'daki terör operasyonu sırasında polisin silahından çıkan kurşun sonucu hayatını kaybetmişti Dilek Doğan. Bugün memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kadınlar taşıdı tabutunu. Dilek Doğan için ilk tören Türkşehir mahallesindeki cemevinde düzenlendi. Törene Doğan'ın ailesi, yakınları ve birçok kentten gelen çok sayıda kişinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı. Doğan'ın üzerinde karanfiller ve fotoğrafının bulunduğu cenazesi, siyah kıyafet giyen kadınların omzunda getirildi tören alanına. Tabuta sarılan annesi, babası ve kardeşleri uzun süre gözyaşı döktü. Dilek Doğan'ın cenazesi alınan helalliğin ardından Türkçayırı mezarlığında defnedildi. Dün paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına karar verildi. Bugünse Ankara'da holding binası önünde polisle arbede yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına karar verilmesi büyük yankı uyandırdı. Kararın gerekçesinde Koza İpek Holding'in sahibi Hamdi Akın İpek'in terör örgütüne finansal kaynak ve eleman sağladığı iddiasına yer verilirken, Koza İpek Holding'in Ankara'daki binasına girmek isteyen yetkililer engellenmeye çalışılınca polisle bina önündeki grup arasında arbede yaşandı. Polis biber gazıyla müdahale etti. Arbedenin ardından yetkililer holding binasına girdi. Bu arada Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in annesi Melek İpek ise suçlamalara tepki gösterdi. Ben bunu binlerce defa söyledim. Olmayan suç bulunmaz.
Benim oğlumun zerre kadar suçu yok. Bin kere aradılar, bulamadılar. Hep temiz geldi bizim kağıtlarımız. Onun için zerre kadar üzülmüyorum, esef ediyorum. Bir de diyorum ki Rabbim keşke bütün hırsları, ihtirasları bizim ailede geçmiş olsa da başka masum insanlara dokunmasalar diyorum. Bir de sürekli Akın Bey kaçtı onların basınlarında. Akın Bey kaçmadı. Akın Bey'e çok güzel bir plan yaptılar. Nişanımız vardı. Nişan günü bütün dünya biliyordu ki Akın Bey burada. Gittikten iki gün sonra bunu yaptılar. Akın Bey'i kaçtı desinler diye. Allah'a şükürler olsun. Bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok. Bursa'da seçim çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun gündemi laiklik tartışmasıydı. AK Parti'nin laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle kapatılma davasını hatırlatan Sağlık Bakanı, "Dünya ile yarışan bir Türkiye, laikliğe karşı odak olmaksa böyle bir odak olmaktan ben onur ve gurur duyuyorum." diye konuştu. Odak olmak, büyüyen Türkiye, gelişen Türkiye, muasır medeniyet seviyesinin üzerinde Türkiye, dünya ile yarışan Türkiye demek, laikliğe karşı odak olmaksa böyle bir odak olmaktan ben onur ve gurur duyuyorum. 2008 yılında AK Parti'ye karşı açılan kapatma davasını hatırlattı, laiklik tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. Laikliğe karşı odak olmakla ilgili ceza alan bir siyasi parti oldu. Milletin iradesini ümünü sıkan, milleti yok farz eden, bidon kapalı diyen, anlamaz diyen anlayış şayet laiklikse o laiklikte ben yok. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bu sözleri Bursa'da esnaf ve sanatkarlar odalarıyla buluştuğu toplantıda söyledi. Tepkisi muhalefeteydi. Türkiye'nin temel sorunu muhalefet sorunu. İktidar sorunu değil. İktidar hep yukarılara bakıyor. Muasır medeniyet seviyesinin üzeri diyor. Muhalefet hep paçadan aşağıya çekmeye çalışıyor. Müezzinoğlu Demirtaş Mahallesi'nde de vatandaşla bir araya geldi. Pazar günü yapılacak seçimlere yönelik Davutoğlu'nu blokçulara teslim etmeyin dedi. Tek partili hükümet mesajı verdi. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızı blokçulara teslim etmediniz, muhtaç etmediniz. Hayırcılara muhtaç etmediniz. Sırtını başka yerlere dayayanlara muhtaç etmediniz. Şimdi ne olur Sayın Başbakanımızı Ahmet Davutoğlu'nu da artık blokçulara teslim etmemek sizlerin görevi. Bursalı avukatlar 1 Kasım seçimleri için ilk defa sahaya inecek. Seçimlerin hukuksal denetim altında yapılması için çalışacak olan Bursa Barosu, güvenli seçim için vatandaştan da destek istedi. Avukat arkadaşlarımızla seçim alanlarına ve sahaya çıkma kararı aldık. Hukuksal denetim ve katkı amaçlı olarak 1 Kasım'da meslektaşlarımız, çok sayıda meslektaşımız seçim çevrelerinde olacak. Bursalı avukatlar 1 Kasım seçimleri için harekete geçti. Bu seçimde ilk kez sahaya inecek avukatlar seçimlerin güvenliği ve hukuksal denetimi için çalışacak. Sandık başlarında olası tartışmalara, bilgisizlikten kaynaklanan yanlış anlamalara karşı hukuk hizmeti ve hukuk denetimi sunacaklar. Bursa Barosu seçimlerin güvenliği için vatandaşlardan da destek istedi. Güvenli seçim için çalışan, katkı veren tüm insanlara sahip çıksınlar ve o insanların görev yapmasını kolaylaştırsınlar. Barodan bir uyarı da 4,5 günlük idari izinle ilgiliydi. Gerçek bir tatil gibi düşünmesin vatandaşlarımız. Örneğin cuma günü idari izinli sayılıyor görevliler ve adliye açısından tam gün iş günü gibi sayılıyor. Yani vatandaşımız ola ki itiraz edeceği, temiz edeceği ya da başvuracağı süreleri kaçırmasın. Yani cuma gününü sayılan günlerden hesaplasın. Yine evde bulunan bir tüfek ve yine vurulan bir çocuk. Bursa'da yaşayan 8 yaşındaki Yusuf tüfekle oynadığı sırada kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun durumu kritik. Annesi çalıştığı için teyzesi tarafından bakılan 8 yaşındaki Yusuf, teyzesinin evinde bulunan havalı tüfekle oynarken kendini vurdu. Kaşının üzerinden ağır yaralanan küçük çocuk,
hava ambulansıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Yusuf'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ölümden 150 metre çıplak ayakla kaçıp kurtuldu. Kadına şiddetin adresi Adana'da yine koca dehşeti vardı. Genç kadın bir kuaföre sığınarak canını zor kurtardı. Kocan mı dövdü? Niye dövdü? Şiddetin nedenini aslında bu birkaç kelime özetledi. Hem uyuşturucu hem alkol bağımlısı olan 38 yaşındaki Volkan Ocak, tartıştığı eşi 32 yaşındaki Nurcan Ocağı önce dövdü, ardından da evin pencere ve kapılarını kırdı. Genç kadın çıplak ayakla kendini sokağa attı. Elinde av tüfeği bulunan koca da peşine düştü. Tüfeğiyle ateş ederek öldürmek istedi. Arkasından 3 el ateş etti. Yaklaşık 150 metre kaçan kadın kendini bir kuaför salonuna attı. Ölümden kurtulabilmek için çıplak ayakla sokağa fırlayan genç kadın 150 metre ilerideki kuaföre sığınarak canını kurtardı. Sana da sıktı mı abla? Polis olay yerinden kaçan işsiz kocayı yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul sabaha karşı faciaya tanık oldu. Bir otomobil ve metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi öldü. Polis kontrolünden kaçarken dehşet saçtı. Kadıköy'de polis alkol çevirmesi yapıyordu. Şüpheli gördüğü araçları durduruyordu. Sabaha karşı 5 sularında bu rutin günü kabusa çeviren bir otomobil oldu. Polis kontrolünden kaçmak istedi. Barda alkol aldıktan sonra polise yakalanmamak için kontrolü görünce kaçmaya başladı. İçinde 3 kadın ve 3 erkek vardı. Metrobüs yoluna girdi. Lastik patladı zannettim kendi sürdüğüm aracın. Bir aşırı yoğun bir ses oldu. O anda yaklaşık bir 200 metre sonra durduğumuzda bu görüntüyü gördük. Rahmetlerin bir tanesi yerde yatıyordu. Aracın metrobüs yolu içinde hızla Boğaziçi Köprüsü'ne doğru ilerlediğini gören otobüs şoförü yolun ortasında bulunan çelik bariyerlere girdi. Hızla gelen otomobille kafa kafaya çarpışmaya engel olamadı. İki araç bir müddet sürüklendi. 10 metre sonra ancak durabildi. Tam 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar da oldu. İtfaiye uzun süre onları çıkarmak için uğraştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin bir lise öğrencisine orantısız güç uygulamasına tepki yağıyor. İşte o görüntüler. Görüntüler Amerika'nın Güney Carolina eyaletindeki bir liseden. Okulun güvenliğinden sorumlu olan polis, kız öğrenciyi sınıftan dışarı çıkartmak için önce zorladı. Kız öğrenci çıkmamakta diretince ikili arasında sözlü tartışma yaşanıyor. Ardından polis kızı boynundan tutarak oturduğu sandalyeyle birlikte yerde sürüklüyor. Olayın ortaya çıkmasından sonra kız öğrenciyi darp eden polis görevden uzaklaştırıldı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Amerika'da son zamanlarda artan polis şiddeti ve orantısız güç kullanımı şu anda ülkenin konuştuğu en önemli sorunlardan biri halinde. Tunceli'de yolunu şaşıran yavru ayı ortalığı birbirine kattı. Girdiği kahvehanede korku dolanlar yaşandı. Hem o hem de neye uğradığını şaşıran vatandaşlar korku dolanlar yaşadı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ormanlık alandan geldi yavru ayı. Yolunu şaşırarak ilçe merkezindeki bir kahvehaneye girdi. Bu sırada oyun oynayan vatandaşlar yavru ayıyı gördüklerinde yerlerinden fırlayıp masaların üzerine çıktı. Sağa sola kaçışan yavru ayı ise bir süre sonra kahvehanenin balkonundan kaçtı. Ayının kahvehaneye girme anı ve sonrasında yaşananlarsa bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, yerli savaş uçağı projesinde ilerleme kaydedildiğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Ankara'dan Eskişehir'e gelerek savunma sanayi tesislerini ziyaret etti. Bakan Gönül, yerli savaş uçağı projesinde mesafe kat edildiğini söyledi. Yerli savaş uçağı ile ilgili son durum nedir? Yerli savaş uçağı proje aşamasında, projemizinde belli bir mesafede kat edildi. Ama şu var, zaten Türkiye F-16'ları yapabilen bir ülke. Yani burada Türkiye'nin acil bir ihtiyacı olmadığı için en iyisini yapmak üzere belli bir program uygulanıyor. Özel araçlarıyla tatile giden bir aile Bursa'nın Gemlik ilçesinde incir bahçesine uçtu. Neyse ki kaza yaralanmayla atlatıldı. Zonguldak'tan tatil için yola çıkan aile Bursa'nın Gemlik ilçesinde incir bahçesine uçtu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu yoldan çıkan araç bahçeye uçarak bir ağaca çarparak durabildi. Araçta sıkışan anne Nevin Alakaş, 3 yaşındaki kızı Irmak Alakaş'ı sayıkladı. Yoldan geçen diğer sürücüler yardım çağırdı. Ekipler küçük çocuğu 10 metre uzakta buldu. Şunu boynunu onu düzelt. Anne Nevin Alakaş sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çabaları neticesinde çıkartıldı. Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden Profesör Doktor İlker Parasız için Uludağ Üniversitesi'nde tören yapıldı. Bursa'da bir süredir kanser tedavisi gören ve hastanede hayatını kaybeden Profesör Doktor Mustafa İlker Parasız son yolculuğuna uğurlandı. Uludağ Üniversitesi emekli öğretim üyesi, Meclis Bankası eski meclis üyesi ve Merkez Bankası Başkanı baş danışmanlığı görevlerini üstlenen Parasız için Uludağ Üniversitesi'nde bir tören düzenlendi. Törene Parasız'ın eski öğrencileri, akademisyenler, milletvekilleri ve ailesi katıldı. Türkiye'de para politikası ve teorisi alanında yaptığı çalışmalarla adından bahsettiren Parasız için Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Ulcay üzüntüsünü dile getirdi. Biz üniversite camiası olarak sadece bir hocamızı kaybetmedik. Türkiye önemli bir değerini kaybetti. Törende İlker Parasız'ın oğlu Ahmet Parasız da konuşmasını gözyaşları içinde yaptı. Benim ektebim ülkeye marşında olduğu gibi ey vatan gözyaşların dilsin. Çünkü yetiştik çünkü biz ilkesiyle idealist bir şekilde yetiştiren baba layık bir evlat olmaya çalışacağımı söz vererek huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Üniversitede düzenlenen törenin ardından iki çocuk babası Profesör Doktor Parasız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'ya uğurlandı. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde ikinci kattan düşerek ağır yaralanan gencin ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edilmesine karar verildi. Ancak ilçede ambulansın inecek tek yeri bir futbol sahası olunca o anda oynanan maç da bir süre duraksadı. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde evlilik hazırlığı yapan Muharrem Sarıkaya yaklaşık 2 hafta önce nişanlısının evlilikten vazgeçip düğünü iptal etmesi üzerine bunalıma girdi. Sakinleştirilmesi için ambulansla ilçe devlet hastanesine götürülen 28 yaşındaki Sarıkaya hava almak istediğini söyleyerek acil servisten dışarı çıktı. Birden gözden kaybolan genç ikinci kattan düşerek yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Sarıkaya sağlık ekipleri tarafından hemen tedavi altına alındı. Bacakları kırılan ve durumu ağır olan Muharrem Sarıkaya'nın Bursa'ya sevkine karar verildi. 28 yaşındaki adamı almaya gelen hava ambulansı için ilçe stadyumunda oynanan amatör lig müsabakasına da ara verildi. Sahanın ortasına inen ambulans helikopter ağır yaralı olan Muharrem Sarıkaya'yı alarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürmek üzere havalandı. Sarıkaya'nın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Bursa'da vatandaşların ormanda bulduğu 6 kilo 600 gram ağırlığındaki dev mantar ilgi çekiyor. Daha önce görülmemiş büyüklükte olan mantar köylüler tarafından aksesuar olarak kullanılacak. Evet, öbür tarafına. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde zeytincilik yaparak geçinen Emin Uyanık 6 kilo 600 gram ağırlığında mantar buldu. Ormanda bulduğu dev mantarı kökünden sökmeye çalışan Uyanık, mantarın bir kısmının toprak altında kaldığını ve içinden 2 litreye yakın su çıktığını söyledi. Daha da dabanında vardı. Dabanında vardı. Bıçağı biraz daha yukarıdan kestim yani. Bunun altında vardı. Bir kere rahat 10 kilo gelirdi yani.
Tek kök. Tek kök. İçinden su çıktı demiştim. 1,5 kilo içinden su çıktı yani. 1,5-2 kiloya yakında su çıktı içinden. Böyle kaldırdım. Olduğu gibi su üzerime döküldü yani. Uyanık mantarı ilk tarttığında ağırlığının 8 kilo olduğunu söylerken mantarın zehirli olup olmadığı henüz bilinmiyor. Köy halkı ise mantarı aksesuar olarak kullanmayı düşünüyor. Bursa'dan bağımsız milletvekili adayı olan Ali Osman Demirtaş geçtiğimiz günlerde onu kimsenin dinlemediği bir miting düzenlemişti. Yılmadı, bir miting daha gerçekleştirdi. Bu kez kendi rekorunu kırmayı başardı. Kusura bakmasınlar, onlardan da özür diliyorum. Geçtiğimiz günlerde boş meydana seslenmişti Bursa'da bağımsız milletvekili adayı olan Ali Osman Demirtaş. Bağımsız adayın bu seferki adresi Orhan Gazi Cumhuriyet alanıydı. 2 saat kesintisiz konuşma yaptı. Görevdeki polisler dışında 6 vatandaş daha vardı. Efendi Abdullah Etul'da efendiye, biz dedik böyle bir şey yapıyoruz. Bazı vatandaşlar zaman zaman kürsüden, zaman zaman da alanda dolaşarak konuşmasını sürdüren Demirtaş'ın fotoğrafını çekerek alandan ayrıldı. Bültene noktayı koyuyoruz. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.